Selamun aleyküm arkadaşlar. Sabah saat 5. Şu an önümde bir kaza oldu arkadaşlar. Muhtemelen tır şoförü uyudu herhalde. Toprak kaymış. Ana! Bildiğin çimler kaymış lan. Tır şoförü de tabi üstünden geçince adam yan dönmüş abi. Ne yapsın adam ya? Tüh! Bildiğin toprak kaymış la yola. Of 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 of! Dorsayı yan yatmış. Mallar saçılmış. Yazık günah lan. Vallahi yazık günah. Ortada rekabet etmeyi gerektirecek bir durum yok. Çünkü ben kimseyle denk veya rakip değilim. Kimse de kafasını yormasın, doğru duvar yıkılmaz. Hadi eyvallah. Selamun aleyküm. Normal açılışımızla girelim değil mi arkadaşlar? Selam dostlar, bendeniz Loos Engarası Otoburtarma. Selamun aleyküm arkadaşlar. Neredeyim şu an? İstanbul Avrupa yakasındayım arkadaşlar. Niye geldim? Takipçimin traktörünü almaya geldim. Traktörünü alacağız. Buradan Ankara Gölbaşı'na teslim edeceğim kendisine inşallah. Dün akşam yola çıktım arkadaşlar. Saat 8-9 gibi. 8-9 gibi arkadaşlar yola çıktım. İşte gece yolculuktu. İşte biraz arabayla uğraştım bununla. Ondan sonra sabaha karşı biraz kestirdim mola falan. Şimdi Avrupa yakasına geçtim. Çatalca'ya doğru arkadaşlar gidiyorum. Traktörü alacağım, Ankara Gölbaşı'na doğru yola getireceğim. Bu arada arkadaşlar yeni aldığımız Dali ile yola çıktım. Şimdi diyeceksiniz ki abi öbür Dali nerede? Şimdi öbür Dali de arkadaşlar dün turbo arızası verdi. Turbosu yapılacak, onu tamirciye bıraktık. Mecbur işte çıkınca yeni Dali'mizde şey çıktık yola. Bununla da çıkmadan dedik ki bir bakımını yaptıralım güzelce A'dan Z'ye. Yağ filtreleri, işte yağydı, filtreleriydi, vırtı zırtı, şaval havalı hepsi değişti. Yola çıktım. Araba biraz gidiyor, teklemeye başlıyor arkadaşlar. Sonra stop ediyordu. Biraz pompalıyorum, pompalıyorum, çalışıyordu. Biraz daha gidiyordu. Stop ediyordu. Lan çalıştırıyorum pompalayarak, tekleri stop ediyor. Allah Allah dedim lan, ne oldu buna? İşte yolda da, yola da şey yaptım, otobana da girdim. Lan ne yapayım, ustayı aradım. Anlattım olayı, dedim böyle böyle bir durum var. O da dedi ki, Erkan filtreyi dedi bir iptal et dedi. Bir süzgeç filtre var önce. Onu önce iptal ettim. Baktım gene aynı yapıyor. Sonra dedi ki ana filtreyi dedi şey yap dedi, iptal et dedi. Depodan gelen hortumu direkt dedi motora bağla dedi. Ondan sonra işte çakmakla hortumu kestim, işte ısıttım mısıttım, jakı taktım falan. Bu sefer oldu. Ama filtresiz oldu yani. O da sakat yani. Hani çünkü mazotu süzemiyor. Motoru teklettiriyor. Hatta Düzce'ye kadar o şekilde geldim arkadaşlar. Tamam mı? Düzce'de araba yığıldı kaldı, çekmedi, tekmeye girdi. Muhtemelen ejektörlerin ağzına filtre olmadığı için pislik girdi arkadaşlar. Biraz uğraştım, tekrar devam ettim. Allah'ın izniyle sağ salim İstanbul'a geldim. Arkadaşlar İstanbul'da da hemen bir tane sanayiye girdim. Bir İveko'cu buldum. Hemen filtreyi değiştirdim. Filtredenmiş. Filtre, yeni filtre, fabrikasyon sanırım hatalı çıktı. O da şansa bize denk geldi. Onu hallettik arkadaşlar. Şimdi takipçimin traktörünü almaya doğru Çatalca'ya yola çıkıyorum. Buradan takipçim bu videoyu da izliyorsa Çakır Bayram, ona da buradan çok çok selamlar. Allah razı olsun. Hani aradı, işi bana verdi. Abi dedi sen getir dedi. Ankara'dan çıktık. İstanbul Avrupa yakasına geldim arkadaşlar. Şimdi buradan traktörünü, malzemelerini alacağız. Ankara Gölbaşı'na götüreceğim arkadaşlar. Şimdilik durum böyle. İstanbul trafiğini görüyorsunuz.
İstanbul trafiği berbat abi. Allah'tan sabah trafiği görmeden köprüyü karşıya geçtim. Ve karşısı çok kalabalık şimdi. Bakalım ne yapacağız karşıda? Onu bilmiyorum. Ay yavrum, motorcu dostuma bak. Dostlar, yarım saatlik bir yolum kaldı. Çok az bir yolum kaldı inşallah. Yollar çok güzel. Şöyle bir yolu bir çekeyim dedim. Tek yönlü yol. Her taraf orman, ağaç. Gidince bakalım göreceğiz. Bu arada dostlar, Ankara'da vaka sayısı bayağı arttı. Yani maskelerimizi takalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Ya artık kimse önemsemiyor. Artık ben bile hani bir ara maske takmıyordum. Artık ben bile maske takmaya başladım arkadaşlar. Çünkü durum ciddiye gidiyor yani bu arada. Orman güzel abi, ne diyeyim. Bu arada arkadaşlar, bir konuya değinmek istiyorum. En çok yani YouTuber'la video çekmek istiyordum. 8 silindir Ethem abimiz, Allah razı olsun. Eylül ayı içerisinde tozlu garajdan bir tane tanus çıkacakmış. Allah razı olsun, beni çağırdı. Sağ olsun, var olsun. Yani Ethem abi gibi bir insanla video çekmek hani bana benim için bir arkadaşlar şeref. Çünkü hani sırf video çekeceği için bunları söylemiyorum yani. Gerçekten her videosunu izliyorum. Adam gibi adam. Söylediği lafın arkasında duran samimi bir abimiz. Allah razı olsun. Görüştük. Hani bir tanus çıkacakmış. Erkan dedi, gel dedi, beraber çekelim. Allah razı olsun gerçekten abi, Ethem abimizden. İnşallah kanal arkadaşlar, bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açın. İnşallah Ethem abiyle beraber güzel bir video çıkartırız. Ethem abi zaten 10 numara video çekiyor. Her türlü vlog çekiyor. Yani hani teknik bilgi olarak araçlarla ilgili her çeşit aracı çekiyor. Tozlu aracı zaten meşhur. İnşallah onunla da biz çekeceğiz. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Durum böyle. Bunu da buradan sizlere bir söyleyeyim dedim. Evet. Saklı Bahçe'ye geldik dostlar. Buranın adı Saklı Bahçe'ymiş. Harbiden de öyle. Ormanın içinden Saklı Bahçe'ye doğru gidiyoruz şimdi. Konum son 400 metre gösteriyor. Harbiden de Saklı Bahçe yani. Sık çallıkların arasında. Sanırım gizli bir bahçe bura. Ama çok güzel yer ya. Şuraya baksana abi ya. Ağaçların ortasından gidiyorsun böyle. Yolu da biraz şey olsa güzel. 10 numara olacak inşallah. Hop. Valla. Evet. Saklı Bahçe. Geldik. Saklı Bahçe'ye geldik. Şimdi. Solda kalacak. Evet, Bekirzade Çiftliği Saklı Bahçe diyor. Angalımız da burada. Burası zaten tam hayvanların yeri ya. Ne güzel doğa, doğayla iç içe. 10 numara bir yer vallahi. Hop. Animiş benim saklı bahçem buradaymış. Son 80 metre diyor. Traktör gözüktü şey.
doğrusu. Aha saklı bahçeye geldik vallahi. Hedefimiz solda değil, tam karşımda. Ulan harbiden de güzelmiş ha bahçe. Vallahi güzelmiş. Herhalde o varmış da. Atarız onu, taktırız taktırız. Şu filtre, bunlar benden eşantiyonunu teslim ettim. Evet, bunun tamam. Yağlarını filtrelerim, seni değiştirdim. Tamam. Ha değiştirsin mi abi? Tamam abi, yağları filtreler. Şunları bir arabaya koyayım abi. Kaç kilo abi bu? Kaç kilo? Ne gelecek bunun ya? 500 kilo gelmez ya. 500 geçer de gene 700-800 falan herhalde gelir bu. He. Ne kadar kibarmış ya. Resimleri de çok büyük duruyor ya. Şimdi şunu çapayı takalım biz bunun arkasına. En ağır o. Tamam. He abi onu abi takalım. Onunla beraber abi arabaya binsin. Şu ufaklar da kaldır, elimizde koyarız, bağlarız. Evet. Ya şimdi abi bu var, şu var. Bir tane tırmık var orada. Başka bir şey yok değil mi abi? Yok. Tamam. Bir de tamam. Şeyi vereceğiz. Başını taksana şey. Ya. Abi ne kadar güzel yerlermiş buralar ya. Vallahi. Ha motor da şu kadarcık bir şeymiş. Öyle gel abi. Tamam. Şeyi indir istersen abi. Ha sağlamda dursun. Takipçimin traktörünü aldım. İstikamet Ankara Gölbaşı. Şöyle dedim bir de elimi ayağımı yıkayım. Rahat rahat çıkayım yola abi. Terliyoruz çünkü hava sıcak. İstikamet Ankara, bana hayırlı yolculuklar inşallah. Allah'ın izniyle. İstikamet Ankara dostlar. Radyoda çekmiyor anasını satayım. Radyoda çekmiyor. Dostlar sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun şimdilik. Yolda gene çekmeye devam edeceğim. Güle güle İstanbul. Tekrar görüşmek üzere İstanbul, güle güle. PSM Köprüsü'nden tekrar geçiş yapıyoruz. Ankara'ya doğru. Selamun aleyküm arkadaşlar. An itibariyle saat 7.30 arkadaşlar. Dört duvanı geçtik. Çamlıdere, Kızılcahamam, Ankara, artık oradan Gölbaşı inşallah. Allah'ın izniyle. Bir getir götüründe bir
İtinalı taşımacılığın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu arada vay be, vay vay be, vay vay be, vay vay aman vay be. La 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 la. Evet dostlar, ne anlatacaktım ben ya, unuttum ya, bir şeyler anlatacaktık da işte. Şaval gaval. Evet, öbür arabamız arıza yaptı, bugün çıkıyor tamirden. Abi çalışan arabalar sonuçta, yürüyen arabalar illaki masraf verecek yani. Allah beterinden saklasın diyelim arkadaşlar. Git git bitmiyor yol. Yer geri bitmiyor. Ama sonunda çok şükür sağ salim getirdik yani. Oraya girebilir misin? Bir bak oraya. Girebilirsen direkt oraya. Nereye? Ha oraya mı inecek? Ha. Gel işte kapıdan girer herhalde. Ha şuraya kadar iner ya. Yani oraya zaten solda boşluk var, oraya bırakıvereceğiz. Tamam. Tamam sen bak başkanım, ben geri geri yanaşayım. O el gazı abi. O nereden kaldırıyordu ya? Şuradan bir yerden kaldırıyordu ama. Selam dostlar, bendeniz Los Angeles Oto Kurtarma. Arkadaşlar Emre abimizin makinasını, motorunu aldık. Sağ salim çok şükür Ankara Gölbaşı'na indirdik. Bahçeleri de çok güzel, gündüz olsaydı şöyle bir gösterirdik de. İnşallah gündüzde görürüz. Bir inşallah bir gündüzde bir geliriz inşallah. Tertemiz indirdik arkadaşlar. Emre abimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kazasız belasız inşallah. Güzel günlerde şey yaparlar. Dostlar videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Emre abi senin söylemek istediğin bir şey var mı? Erkan abime her konuda güvenin. Helal kazancım peşinde. Doğru bir adam. Allah razı olsun Emre abi. Görüşmek üzere dostlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.